Merhabalar. Çanakkale Ayvacı'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Assos'a geldik. Assos tarihi Behramkale köyü, Assos antik kenti ve antik limandan oluşuyor. Zamanın Assos kralı Aristoteles'i şehre bir felsefe okulu kurması için davet ediyor. Aristoteles şehre geliyor, kralın kızına aşık oluyor ve evleniyor. Daha sonra İskender'e hocalık yapmak için şehirden ayrılıyor. Persler o dönemde şehri işgal ediyor ve ele geçiriyor. İskender, Aristoteles'in de biraz baskısıyla şehre saldırıyor ve şehri tekrar Perslerden alıyor. Assos birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmış. Bunların arasında Lidyalılar, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve en son Osmanlı İmparatorluğu var. Şehir 14. yüzyıldan beri Osmanlı ve Türk egemenliği altında. Zamanın önemli kentleri arasında bulunan Assos, Anadolu'da Hristiyanlığı kabul eden ilk şehirler arasındaymış. Biz de şimdi antik kenti, Behramkale köyünü ve antik limanı gezip size etrafı göstermeye çalışacağız. Burası antik kentin en tepesinde bulunan, kentin en değerli ve en önemli yapısı Athena Tapınağı. Maalesef Athena Tapınağı'nın birçok kalıntısı günümüzde Fransa'da ve İngiltere'de sergileniyor. Burada sadece 5-6 sütun kalmış. Antik tiyatro Athena Tapınağı'ndan yaklaşık 1 kilometre aşağıda ve bunun için zorlu bir yolu yürümeniz gerekiyor. Biz şu an bayağı yorulduk ama antik tiyatroya doğru yürümeye devam ediyoruz. Şimdi antik tiyatroya geldik. Antik tiyatronun kapasitesi yaklaşık 5000 kişi. Roma İmparatorluğu şehri ele geçirince tiyatronun ön sırasını kesiyor ve şu gördüğünüz korkulukları ekliyor. Bu korkulukların buraya eklenmesinin sebebi gladyatör oyunlarıymış. Antik limandayız. Burada binalar çok güzel. Hepsi taştan ama çoğu otel olarak kullanılıyor. Etrafa beraber bir bakalım. Şimdi yukarıda bayağı sıcakladık. Burada denize gireceğiz. İyi izlemeler. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.